Kaç çeşit hac çeşidi vardır? Bunlardan en faziletlisi hangisidir? Hanefi mezhebine göre hac ibadeti yapılış çeşitlerine göre veya ihrama giriş şekillerine ve sonrasındaki e, ibadet çeşitlerine göre, şekillerine göre üç çeşit hac ibadeti vardır. Birincisi hacci ifrattır. Hacci ifrat kişinin hac aylarında sadece ve sadece hac ibadeti için ihrama girmesidir. Hacci ifrat denilir buna. İkinci olarak hacci temettudur. Hacci temettu ise kişinin hac aylarında ayrı ayrı ihramlarda umre ile haccı yapıp bu şekildeki bir ibadeti kastetmesidir. Buna da hacci temettu denilir. Üçüncüsü ise hacci kırandır. Hacci kıranda umre ile haccı aynı ihramda ikisi bir ihramdan çıkmamak üzereki yapılan hac çeşididir. Bu e, hac çeşitlerinden haccı temettu ve hac kıran da kişi hac aylarında hem umreyi hem de haccı yapar. Temettu da ayrı ayrı ihramlarda yapar. Kıranda ise aynı ihramda yapar. Aralarında böyle bir fark vardır. Bu saymış olduğumuz hac çeşitlerinden en faziletlisi Hanefi mezhebine göre kıran haccıdır. Zira Allah Resulü veda haccını kıran haccı çeşidinden yapmıştır. Bu hususta sahabe-i kiram Allah Resulü'nün veda haccını kıran haccı yaptığını ve kıran haccının yanındaki kıran haccı ile beraber yapılan umre ile beraber Allah Resulü'nün ömründe dört defa hac yaptığını rivayet eder sahabe-i kiram. Bunun için gerek e, umreyi yaptıktan sonra umre ile aynı ihramdan olmasından dolayı Umre bittikten sonra aradaki süreçte ihramdan çıkılmamasından dolayı umrenin meşakkatinin veya umre yasaklarının devam edip böyle bir ibadetinin daha meşakkatli olmasından dolayı gerek de Allah Resulü'nün veda hacını kıran olarak yaptığından dolayı Hanefi mezhebinde kıran haccı daha üstündür. Zira dediğimiz gibi en meşakkatli haç çeşidi bu kıran haccıdır. İkinci yol, olarak Kıran Haccı'ndan sonraki üstün olan Haç Hanefi mezhebinde temettu haccıdır. Temettu haccı demin dediğimiz gibi umre ile haccı farklı farklı ihramlarda yapmaktır. Bu da yine aynı şekilde ifrat haccından faziletlidir. Zira burada hem kurban kesilir hem de ikinci olarak ifrat haccından daha fazla meşakkatlidir. Daha fazla meşakkat Allah katında daha fazla kurbiyete sebep olacaktır. Bundan dolayı kıran haccı, kıran haccı en faziletli haç, çünkü en meşakkatli hac, ikincisi olarak temettu, e, kırandan sonraki meşakkatli hac, üçüncü olarak fazilet sıralamasında ifrat haccıdır. Yani tek yapılan hacıdır. Burada tek yapılan hacda vatandaş gidiyorken ihramına sadece ve sadece hacca niyet eder ve hac aylarında sadece hac ibadeti için tavafını ve vakfesini, ziyaret tavafını yapar. Başka buna herhangi bir umre ilave etmez. Bugün günümüzde vatandaşa bizim tavsiyemiz kendisinin hac organizasyonunun kaç günlüğü veya kaç vakitse ona göre hareket etmesidir. Eğer söz gelimi 50 gün önce, 60 gün önce, çok önceki süreçlerde hac daha e, bayramın birinci güne, e, yani zilhiccenin e, onuna daha 30 gün, 40 gün kala buradan e, işte Beytullah hareme gidildiyse, kıran haccını yapmak vatandaşa külfet ve vatandaşa bir takım mahzurata düşürme ihtimali vardır zira tırnaklar kesilmeyecek, tıraş olunmayacak bu tür şeyler vardır. Bu tür süreçli yerlerde farklı alternatifleri değerlendirebilir. Ancak süreç kısaysa, imkanda var ise vatandaşa tavsiyemiz mutlaka kran hacını yapmaya gayret etmesidir. Ancak dediğimiz gibi sürecin uzun olması veya işte hastalık gibi bedene ağır gelme gibi farklı farklı durumlar olacak olursa bu durumda diğer alternatif haç çeşitlerini vatandaş düşünebilecektir.